adalet yürüyüşü gerçekleşiyor. İstanbul'un artık son aşamasına gelinmiş. İstanbul'dayız. Dragos'ta son bulmak üzere, yani o sahil yolunda Maltepe'ye doğru yaklaşıyoruz. Yürüyüşün işte bir kısmını, 10 gün kadarını ben takip ettim. Bir işte yaklaşık 10 gün kadarını Akın Çeliktaş takip etti. O zaman beraber çalışıyorduk. Demirören Haber Ajansı. O zaman Doğan Haber Ajansı'ydı. Neyse, artık o İstanbul'daki son etabı Akın'la beraber takip ediyoruz. Ben otobüsün tepesindeyim. Akın aşağıda yürüyor. Epey bir o yürüdü. Çocuk artık kanter içinde. İndim aşağıya, dedim ki ya Akın, dedim, sen epey bir yoruldun. Şey yaptın. Çok terlemişsin yani. Sen bir yukarı çık, yukarıdan takip et. Ben artık geri kalanını yürürüm. Ne yapayım, dedim. O da tamam dedi falan. O işte otobüste bir şeyler bulmuş, yemiş içmiş falan. Biraz yukarıda takıldı, dinlendi. Baktım Akın aşağılarda dolaşıyor. Ya ben de yoruldum yani. Dedim ki Akın, sen ne yapıyorsun abi aşağıda? Hani sen aşağıdaysan ben yukarı çıkayım. Ya dedi, ben yukarıda çok sıkıldım artık dedi. Ya sen çık, tamam yukarı dedi. Ben de çıktım, otobüsün tepeye kuruldum. Hatta o gün galiba bizim Ünal'ın doğum günüydü. Ünal Çam'ın. Onunla şimdi beraber çalışıyoruz. Böyle bir iyi ki doğdun Ünal diye bir şeyler yapmışlardı falan. Otobüsün tepesine biz takılıyoruz. O ana kadar da yani bir türlü böyle Kemal Kılıçdaroğlu arkasında kalabalıkla böyle bir el sallarken, tek başına yürürken temiz bir fotoğrafı olmamıştı. Yani bütün foto muhabirlerine öyle temiz bir fotoğraf oturtmayı çok istedi ama bir türlü de denk gelmedi. O anda her ne olduysa böyle bir hani böyle bir güneşin doğması gibi böyle diye bir an olur ya, aynen öyle bir an oldu. Böyle adamın bir önü açıldı. Sağ olsun Hasan Tüfekçi de o orada insanlara açtı, bir şeyler oldu, polisler tam böyle bir hizaya geldiler, böyle bütün fotoğraf tam bir kare olarak oturdu. 3-4 kişi biz o fotoğrafı çektik. Tabii orada çeken tek ajansçı bendim. Benim fotoğraf epey bir yayıldı, böyle birkaç da böyle Twitter'da böyle takipçi çok olan tipler paylaştı. Aralarında gazeteci arkadaşlar da vardı. Fotoğraf gitti. Sonra Akın geldi. Tam yürüyüş bitmişti artık böyle. Bizim arabanın başında fotoğraf geçiyoruz. Akın böyle baktı benim laptopa. Bunu ne ara çektin abi sen, dedi. Ya dedim, kardeşim yani kusura bakma da kendi elinde şu fotoğrafı bana verdin yani. Ben sana demiştim ki yukarıda dur. İçime doğmuş gibi sana demiştim. Sen de yani bana bu fotoğrafı kendi elinde verdin. O fotoğrafın hikayesi böyle olmuştu. Sevgili dostum Akın'a buradan tekrar teşekkür ederim. Ne diyeyim yani?